Herkese merhaba. Bu videoda burun boşluğunun duvarlarını göreceğiz. İlk olarak kavitesinin üst duvarına bakalım. Üst duvarını önden arkaya doğru sırasıyla os nazale veya nazal kemik, os frontale, frontal kemik, etmoid kemiğin lamina kribrozası ve daha sonra ise en arkada ise sifenoid kemiğin gövdesi yani korpus sifenoidea ile oluşturmaktadır. Bu dört kemik önden arkaya doğru cavitas üst duvarını oluşturur. Şu şekilde kısaltabilirsiniz belki. Nefes olarak kısaltabilirsiniz. Tabi burada ikinci harfin herhangi bir şeye denk gelmediğini bilmeniz gerekmektedir. Alt duvarına bakacak olursak yani palatum duruma bakacak olursak, sert damağa bakacak olursak iki bölümden oluşacak. Bunlardan birincisi ön tarafta olan maksillanın processus palatinus ismini verdiğimiz bölümü. İkincisi ise hemen e, bunun arkasında yer alan kemik ise palatin kemiğin lamina horizontalisi kavitasnazenin alt duvarını oluşturacak veya diğer bir ifadeyle palatum durumu oluşturacak olan iki kemik bölümü. İç duvarına veya septum naziye bakacak olursak, septum nazi iki bölümden oluşur. Bunlardan birincisi kıkırdak bölüm, ikincisi ise kemik bölüm. Pars cartilaginea'ya bakacak olursak, ön tarafta, ön tarafta yer alacak ve buna cartilago septinazi adını vereceğiz. Pars ossea yani kemik bölüme bakacak olursak iki farklı kemikten oluşacak. Bunlardan birincisi etmoid kemiğin lamina perpendicularisi. Bir diğeri ise vomerden oluşacak. Her üçünün birleşmesiyle septum nazinin oluştuğunu görebiliyoruz. Burun boşluğunun dış duvarına bakacak olursak, en kompleks olan duvarına bakacak olursak, önden arkaya doğru maksillanın, maksillanın prosesus frontalisi, hemen arkasında lakrimal kemik, os lakrimali, onun da arkasında etmoid kemiğim, e, parçaları olan, bölümleri olan ...konkanazalis Nazaris Superior ve konkanazalis Nazaris Media görülmekte. Konka Nazaris Inferior ise başlı başına bir kemik, kendi başına bir kemik olarak yine burun boşluğunun, kavitas nazinin dış duvarını oluşturmakta. Aynı zamanda, aynı zamanda bunların hemen arkasında palatin kemiğinin lamina perpendikularisi. Biraz önce burun boşluğunun iç duvarını veya septum naziyi ifade ederken, tanımlarken Etmoid kemiğin lamina perpendicularisi septum nazinin oluşumuna katılıyordu. Palatin kemiğin lamina perpendicularisi ise dış duvarın, dış duvarın oluşumuna katılacak. Bunun da arkasında sfenoit kemiğin prosesus pterigoideusunun lamina medialis yer alacak. Bu da yine burun boşluğunun dış duvarına katılan yapılardan biri. Ve diğer bir ismi lamina medialis prosesus pterigoidei olarak ifade edilebilir.